Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir fan videosuyla tekrardan karşınızdayım ve gördüğünüz gibi Warrior karakterimizi de birbirinden güzel, birbirinden keyifli sıfırdan bir içerik yapmıştık. DC Premium Full Pus. Gördüğünüz gibi yeni çeri kostümümüzle gayet şık, gayet güzel bir Warrior yapıyoruz. 43 level olduk ve biliyorsunuz en son Maul Arton ve bir tane MP Recover'ımız vardı. Şu anda hala artı 6 MP Recover Deep Scar'ımızı, 86 ataklı Deep Scar'ımızı şu anda takamıyoruz. 188 STR istiyor ve en son 9 Full Plate setimizi taktık. Gördüğünüz gibi 9 Full Plate setimiz, hatta şöyle göstereyim. FP setimiz üzerimizde. Onun haricinde bir tane MP rekorumuz en sonunda STR yetti, bunu takıyoruz. Bunun haricinde takılarımız bildiğiniz gibi küpeleri artı 60'ta takabiliyoruz. Öncelikle şu DC flashları bir basalım, ben bunu unutmak istemiyorum. Şimdi burada ufak bir değişiklik olacak. Gördüğünüz gibi Maul Arton'un AP'si 81'di ve artık yetmemeye başladı bize. Burada Tomahawk artı 7'm vardı bankada. Sadece görüntüsü için aldığım, bunun duali var bu arada. Bunu aldım ve 91 atak, gördüğünüz gibi AP'mizi biraz daha yukarı segmente taşıdı. Şöyle bir şey yapacağım. Maul'u artık buraya kaldıracağım. Gördüğünüz gibi bir tane de HP rekorumuz var üstümde. Bunu da bu şekilde kullanacağız. Şu anda şöyle bir şey unuttum. Hemen bir NPC'ye gidelim. Atak almayı unutmuşum. Hemen NPC'den bir atağımızı alalım. Gördüğünüz gibi slota tekrardan geldim. Şu NPC'den aldığımız 30'luk yıllık atak, şöyle 30k değerinde, ona hemen şöyle bir durat basıyoruz ve gördüğünüz gibi 1 saat boyunca bunu kullanacağım artık. Duratımı hemen şöyle attım. Şu an bir tane HP rekorumuz var üzerimizde, hani bunu buraya alarak sıfır masraf bir farm deneyeceğim. Ondan sonra Tomahawk'ımızla atağımıza devam edeceğiz. Karakterimiz gördüğünüz gibi 9 FP seti taktı ve şöyle atağımız 937, defansımız 786, buff ve AC yok arkadaşlar. Gayet güzel, çok güzel gidiyor. Yani Warrior karakteri gerçekten o ağırlığını hissettiriyor her level'da. 1661 HP'miz var. Gördüğünüz gibi karakter şu anda bu şekilde hazır. İsterseniz bir slotu deneyelim. Bir de loot ayarlarına bakacağım. Hemen şuradan. Bunu 1K'dan 0'a çekeceğim arkadaşlar. Her şeyi almasını istiyorum. Şimdi gelelim asıl Char'dan ziyade slot hakkında bilgi vermeye. Dust Ork slotunu farmlayacağız arkadaşlar. Yani bu slotu biliyorsunuz bir kere farmlamıştım. Ama bu defa DC Premium'la geldim bu slota ve hani bu slotun bırakın farmını önünden bile geçip bakmadığınız bir slot. Dust Ork. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu slotu gerçekten önceki serimde de bir kere fark edip gelmiştim. Gerçekten çok güzel bir slot. Yani buradan sürpriz bir MS beklediğim, bir boost beklediğim bir slot. Gördüğünüz gibi burada 3 tane burada, 3 tane burada, 6 tane mobumuz var. Bu 6 tane mobu keseceğim. Buranın bir farm niteliği var mı? Birlikte bunu deneyeceğiz. Yani bildiğiniz gibi yeni sorular ağzına kadar dolu ve hani buradan bir ekmek çıkar mı açıkçası düşüncesiyle geldik buraya. Ve mobun level'ı 40 level. Ben de madem 43'üm dedim, buradan da bir geçelim. Bu slotlara, çünkü bir daha 40 level'lara düşemeyeceğimiz için gelemeyeceğim. Dolayısıyla bu slotta da kanalı renklendirmek istedim arkadaşlar. Şimdi ilk önce şu şekilde bir sağ el HP, sol el MP recover'la bir slota vurmak istiyorum bir performansı görmek için. Tek atıyoruz. Ya şu anda mesele bitti benim için. Hemen şunu şu tarafa aldım. 480'lik mana potunu ilk drop'tan aldık arkadaşlar. Tek skill ve tek atıyoruz. Gördüğünüz gibi çok keyifli bir farm bizi bekliyor. 2K kadar, hemen şuraya bir koyulaştıralım. 2K kadar bir exp, 600 kadar bir para ve onun haricinde de mana potu ilk drop'umuzu aldık arkadaşlar. Şimdi flash'ımız basılı. Buradan bol bol mana potu alacağız gördüğüm kadarıyla. Şu anda 6'da 2 tane mana potu aldık. Bunun haricinde ne alacağız? Asıl merak ettiğim konu bu. Şimdi buradaki slotta önceki farmımızda bol bol image change almıştık ve tek tük çöp atmıştı. Çok değerli olmayan çöpler. Şu anda gördüğünüz gibi mana potuna boğacak bizi. Bu mana potlarını bir sonraki farmlarda kullanmak için ayıracağız. Bunları hiçbir şekilde satmayacağız. 6 tane mobumuz var. Yani güzel, keyifli bir farm. Sizlerle paylaşmak istediğim bir slot. Keyfine, zevkine bir slot. O yüzden çok rahatız. Tamamen keyif alma amaçlı. Şöyle yeniçerinde aktif edelim şu şekilde. Karakterimiz güzel bir görselde farmına devam etsin bir taraftan. Tamamen oyundan keyif alarak ilerlediğim bir Warrior yaptım sizler için.
Bu karakteri de bu arada ilerletip PK seviyesine götürmeyi düşünüyorum. Şu anda 43 level'dayız ama Ardrim'de de farmlar yapıyoruz. Tüm oyundaki mobları kesiyorum. Gördüğünüz gibi her slottan aldığımız MS'ler burada, toplu bir MS videomuz olacak. Bunların hepsini birlikte değerlendireceğiz derken ilk image change'imizi aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi slottan medium image change drop'u var arkadaşlar. Bundan bolca atıyor diye biliyorum. Yani bir saat burayı deneyeceğim zaten. Şu atak kağıdı gördüğünüz gibi tam bir saat boyunca bizim atağımızı arttıracak. Ben de bu bir saat boyunca bu slotu farmlayacağım. Yani bizim geri sayan yani bizim sayacımız bu. Kronometremiz bu. Buradaki atak kağıdı bitince farmımız sonlanacak arkadaşlar. Şu an hem HP'miz hem MP'miz doluyor. Gayet rahat bir şekilde slotu dönüyoruz arkadaşlar. Sıfır masraf, HP ve MP'miz full. Keyifli bir farm videosu olacağını düşünüyorum. 15K para şimdiden üzerimizde birikmiş bile. Mana potu gerçekten onlarca birikecek gibi gözüküyor. Bakalım, daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. İsterseniz hızlı bir şekilde farmımıza devam edelim. Bakalım bu Dust Ork slotu gerçekten kimsenin yüzüne bakmadığı bu güzel slot. Bakalım gerçekten ne bırakacak. Gördüğünüz gibi bu arada ikinci image change'i aldık. Daha dakika 5. Bu arada mob vurunca da iyi vuruyormuş arkadaşlar. İkinci image change'imizi aldık. Bir tane de çöp aldık. Bu şekilde devam edeceğim. Bakalım ilk yarım saatte bir ara değerlendirmek için videoya gireceğim. 3'te 3 mana potu aldık. Bunun haricinde bir saatin sonunda da birlikte kapanış yapacağız. Kaldığımız yerden devam. Evet, farmda tam yarım saati geride bıraktık arkadaşlar. Droplar gerçekten çok renkli. Slottan beklediğim gibi DC Premium'un etkisini tam anlamıyla hissettiğimiz bir slot oldu. Hemen şöyle göstereyim. İlk önce süreyi göstereyim. 32 dakikamız kaldı atak SC'de. Hani bu bittiğinde buradaki farmımız da bitecek. Evet, dropları görüyorsunuz. Hani gerçekten keyifli. Gerçekten güzel drop atıyor. 82 tane mana pot attı. 480'lik. Tam şöyle göstereyim. 5 tane image change attı. Bir tane MS'miz var. Onun haricinde gördüğünüz çöpler. Bir tane Aro kalkanımız var. Onun haricinde de çöplerimiz var. Hatta 6 taneymiş image change. Şimdi fark ettim. Şunu da şöyle alalım. 6 tane image change'imiz. Bir tane MS'miz. Ve birkaç tane çöpümüz var arkadaşlar. Slot sıfır masraf kesiyoruz. Kesinlikle çok keyifli kesmesi. Şunların piyasasına videonun sonunda birlikte bakacağız. Şu anda tam ne kadar ediyor bilmiyorum ama gerçekten çok fazla ediyor. Atıyor. Çok fazla atıyor. 6 tane ilk yarım saatte aldık bile. Bir tane MS aldık. İkinciyi alırsak ne mutlu bize. Burada MS'ler bizim için çok değerli olacak ilerleyen level'larda. Çünkü görev yapmıyoruz. Görev yapmadan farm yaparak tamamen gidiyoruz. 43 level'a kadar bu şekilde geldik. Daha hiç MS'ye de girmedik. Bu MS'yi de diğer MS'lerin arasına koyarak devam edeceğim. Burası dolana kadar arkadaşlar. Bir çöp daha aldık. Değerli çöp de atıyor. Değersiz çöp de çok atıyor. Ağırlıklı değersiz atmış. Bir tane Arrow 23 kalkan attı. Hani bunun da 40'lısını atarsa belki drop'u varsa o da güzel bir getiri sağlayabilir. Bunlar işte drop'lar bu şekilde. 180K kadar bir paramız olmuş. Bakalım keyif verecek bir slota benziyor. Manapotları tamamen diğer slotlarda masrafımız olursa onu karşılayacak. O açıdan da keyifli bir farm gibi gözüküyor arkadaşlar. Dust Ork slotu. Dust Ork'u çok alışılageldik bir slot değil. Bunun farkındayım. Ben de gerçekten bunun için zaten bu slota geldim. Hem ben merak ettiğim için hem aynı benim gibi merak edenler olabileceğini düşündüğüm için bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar ki iyi ki de çekmişim. Slottan MS'imizi aldık. Bunun haricinde çok güzel droplar aldık. Renkli. Yani şu görüntü beni zaten mutlu ediyor. Stres atmak için girdiğim bu oyunda bu dropları görmek benim için keyifli. Bunun haricinde son yarım saatimiz. Bakalım ne gibi droplar bizi bekliyor. Ben de merak ediyorum. Kaldığımız yerden devam. Son bir saatte beraberiz. Evet, son 2-3 dakika ve şu görüntüyü sizle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi 2 tane mob kestim, 2 tane image change aldık. Yani şu an dropları şu şekilde göstereceğim size. Hemen şunları şöyle alayım. Gerçekten DC Premium bu slotta fazla arkadaşlar. Hani gereğinden fazla drop aldık. Hemen bir arkadaşımız burada bir kesti. Herkesin kesmeden gittiği bir slot değilmiş. Gördüğünüz gibi bir tane Nova geldi slota. Ben burada devam edeceğim ama arkadaş... Evet, buraya da kesecek. Yani görevi yok, bir şey yok ama herhalde kesmek istedi. Canı çekti arkadaşın. Neyse, ben zaten şöyle göstereyim. 2-3 dakikamız kaldı. Birazcık slot hakkında konuşalım. Slot gördüğünüz gibi şu kadar. Yani 2 satır çöpümüz, 2 satır da image change'imiz var. Bir tane de MS'miz var arkadaşlar. Slot keyifli bir slottu. Hemen şöyle
kesmeye devam edeyim. Son 1-2 dakikaya da böyle sohbet ederek keselim. Şimdi bu image change'ler ne kadar ediyor bilmiyorum ama şöyle bakalım, tam 12 tane image change almışız. Bir tane MS almışız ve çok değerli olduğunu düşünmediğim çöpleri aldık arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim çöpleri. Yani bunlardan çok bir para geleceğini sanmıyorum. Image Change ve Monster Stone Drop'unu bolca aldık arkadaşlar. MS'yi bir tane aldık. Image Change'leri gördüğünüz gibi şu şekilde. Tam 12 tane Image Change aldık. Yani slot o açıdan gerçekten keyif verdi. Yani bol drop'u var. 166 tane mana potu almışız arkadaşlar. 367K'da nakit paramız var şu an slotta. Ve şu slotu da kesip town atacağım. Çöplerimizi bir satalım. Evet, town'umu attım. Gördüğünüz gibi şöyle tam bir 2 dakika var. O kadar da olsun artık. Şöyle şunları bir şuraya koyalım. Bir çöplerimizi bir tur satalım isterseniz. Kastığımız nakit paraya bakalım. Hemen şöyle çöpleri aldım. Şuraya hızlı bir şekilde satacağım. Para eden bir çöpümüz yok. 105K gibi para geldi buradan. Hemen şuradan o güzel droplarımızı alalım. Evet. Gördüğünüz gibi tam 1 saat tam 1 saat Dust Orc kestik arkadaşlar. Droplar bu şekilde. 167 mana potumuz, 474K paramız ve 12 tane change'imiz var. Bir tane de MS'miz var. MS'mizi buraya ekleyeceğiz bu videodan sonra. Şimdilik şöyle bir hemen isterseniz şuradaki price kısmından bakalım. Şuradan bir bakalım. Image change medium. Bunun satış fiyatına bir bakalım arkadaşlar. Gerçekten iyi de bir satışı varmış arkadaşlar. Bu arada şöyle göstereyim. Ya bir ara bir 100K'lara düşmüş ama şu anda 750K BM civarında bir satışı var gibi gözüküyor şu anda. Buradaki price kısmında bunu bir BM'den pazarda bekletelim. Eğer öyleyse gerçekten ciddi bir farm yapmış olduk Olympia Server'ında. 12 tane image change aldık. Bunları BM maksimum fiyatı dersek biz 700-800K ya da 500K bile deseniz buradan 6M ile 12M arasında bir para kasmış oluyoruz. Tabii bunların satışına göre de fiyat değişir ama ben burada yok 50M kastık, yok 2GB kastık şeklinde bir video değil. Slotun droplarını size gösteriyorum. Çünkü Olimpiyada bu BM'e satılmış olabilir ama yeni bir serverda ya da sizin oynadığınız serverda bunun fiyatı farklı olabilir. O yüzden benim burada size sunduğum, gösterdiğim 1 saatlik droplar arkadaşlar. 500K civarında bir nakit paramız oldu. 167 tane mana potumuz var. Bankaya atacağız ve bundan sonraki farm slotlarında kullanacağız. Bir tane MS'miz var. 12 tane image change aldık arkadaşlar. %55 ve 43 level'ız şu anda. Bu slottan da bu şekilde ayrılmış olduk arkadaşlar. Umarım keyif aldığınız farklı, eğlenceli bir slot olmuştur sizler için. Gördüğünüz gibi karakterimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Şu anda karakterimizin 188 STR olmasıyla Deep Scar artı 6 MP Recover 86 AP'yi takacağız. Ve diğer tarafta HP Recover'la artık masrafımız, AP'miz yükselerek devam edecek. FP 9 setimizde, favorilerimizde şu anlık devam ediyoruz arkadaşlar. İtemlerde bir değişiklik yok. Ve videonun sonuna geldik. Bu ve bunun tarzında videoları istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Oyunda kesmediğimiz bir mob bırakmayacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Farm'a devam ediyoruz. Warrior'umuzu, Int Battle Pass'imizi ve Mage'imizi kasmaya, farmlamaya devam ediyoruz. Hiçbir şekilde masrafımız yok. Bu kanalda masraf yok arkadaşlar. Ve bu videonun da sonuna geldik. Masrafsız Warrior farmımızın Dust Orc videosu bu şekildeydi. Umarım keyif aldığınız bir videodur. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Bunun dışında kanala abone değilseniz abone ol butonuyla bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.